Başım çatlıyor ağrıdan. İlaç da aldım ama bana mısın demedi. Şu işten bir kurtulsak. Ah, ne adaklar adadım vallahi. Bu evden tek kelime sızarsa hesabı senden sorarım. Bük herkesin kulağını. Merak etmeyin. Git kasabada dolaş şöyle bir. Kasabanın havasına bak, genel duruma bak. Başüstü. Ne oldu? Reşat Yaşar'ın adını karıştırmadan pisliği temizlemeye çalışıyoruz. Senin itin yüzünden battık pisliğe. Çıkarırken de uğraş bir zahmet. Yine tek suçlu Erdoğan değil mi? Ne o? Senin sesin gürleşti birden Rıfat. Kime tavır yapıyorsun sen? Abi bırak, tartışmak istemiyorum şimdi. Tartışın lan, tartış. Dök eteğindeki oğlunun doldurduğu taşları. Fırsat bu fırsat, hadi. Bana arkanı dönme. Bana emir verme. Rıfat. Tak ya. Dedim ya. Bir şey olmuş buna. Yıllarca sömürdün beni, yıllarca. Emeğimi sömürdün, sabrımı sömürdün. Rıfat. Erdoğan mı konuşturuyor seni böyle? Erdoğan'ı karıştırma. Ben söylüyorum, ben. Ha, sen diye bir şey yok. Neyin varsa benim sayemde. Sahip olduğun her şeyi ben verdim sana, nankör. Kazandıklarımı elde etmek için eşek gibi çalıştım ben. Senin gibi insanları sırtına basmadım. Yanlışlarımı başkalarının üzerine yıkmadım. Yeter! Yeter. Başımızdaki derde çözüm bulacağınız yerde birbirinizi yiyorsunuz. Artık dayanamıyorum. Bu gerginliğe, bu saygısızlığa tahammül edemiyorum. Ben İstanbul'a dönüyorum Reşat. Yapmayın ne olur. Tamam, 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 bir şey yok. Kavga etmenin sırası mı şimdi? Kavga etmiyoruz. Abinin ona toleransını bildiği için bu kadar rahat konuşuyor Rıfat. Affedileceğini bildiği için kolayca kontrolünü kaybedebiliyor böyle işte. Kırıcı sözler sarf edebiliyor. Affedersin. Nedir bu rezaletteki son durum? Hastane işi tamam. Raporlar istediğimiz şekilde düzenlendi. Biraz pahalıya patladı ama orada bir problem yok. İyi. Sadece Kerim'le kızı evlendirme işi kaldı. Münir koşturuyor onun için. Ben gidip bir Perihan Hanım'a bakayım. İnşallah sakinleşmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.